إن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم ثم لا تنزعوا منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı itbalar rıdvanullah aleyhi mecmainin hafsaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İn entüm ittebatum eznebel bakar. Ey ümmeti Muhammed, siz eğer sığırların kuyruklarına tutunursanız, para kazanacağız diye çiftçilik yaparsınız, yaparsanız ticarete dalar, daha çok kazanacak diye hep derdiniz ticaret para kazanmak olursa, yani cihadı bırakırsanız ve tebayatun bil iğne, iğne alışverişi yaparsanız, böyle iğne alışverişin adet edinirseniz ve teraktumul cihadı fi sebilillah, Allah yolunda cihadı terk ederseniz ila kelimetullah için, le yulzimenneküm Allahu mezelle fi anakikum, Allah boynunuza bir zillet, şerefsizlik şeysi asar, yaftası asar. Minkum hatta tercu ila ma kuntum aleyhi summa la tunzu, bu zillet, şerefsizlik yaftasını üstünüzden çıkaramazsınız. Hatta tercu ila ma kuntum aleyhi, sizin üstünde olduğunuz, olmanız gereken şeyi bırakıncaya kadar. Ve tetubu ilallahi teala, Allahu teala tevbe edinceye kadar Allah boynunuza taktığı şeyi sizden çıkarmaz, çıkaramazsınız. Ne demek bu? Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hayatları boyunca İslam'ı yaymak için, İslam'ı yayalım, zulüm önlensin, Allah'ın en şerefli yaratık olarak yarattığı insan, insanca yaşasın, dünyada yaratılış gayesine, amacına uygun olarak yaşasın, insanlığını korusun, hayvanlardan aşağı dereceye, derekeye düşmesin diye, işte şu haram, bu helal buyurmuş, şunları yiyebilirsiniz, bunları yemezsiniz, bunları, benim yasaklarımı çiğnerseniz insanlık şerefiniz iki paralı olur kalmaz. Bir de en çok sevdiğiniz canınızı, malınızı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi için, bu kelimenin dünyaya, herkese ulaşması için, yükselmesi için canınızla, malınızla cihat etmezseniz zillet damgasını yersiniz. Sahabe-i kiram bunun için her şeylerini bırakmış, cihada koşmuşlar. Her zaman hayatları boyunca oradan oraya, oradan oraya insanlar yaratılış gayesine uygun olarak Allah'ı bulsunlar. Allah'ın yeryüzünde iyilik yapmak üzere, Allah'a iyilik, Allah adına iyilik yapmak üzere onun halifesi olarak yaşasınlar, bunu öğrensinler, birbirlerine zulmetmesinler diye İslam yaymak için koşturmuşlar.
bunun için güçlü müyüz, değil miyiz? Bunlara hiç hesap etmemişler. Allah emretti demişler ve bu uğurda hiç tereddütsüz savaşa atılmışlar. Mesela Bedir Harbi'nde iki tane atlı süvari var. Diğer 311 kişinin atı yok, silahı yok, karnında lokma da yok, aç. Ayağını giyecek ayakkabısı yok, atacak oku yok. Elinde taşla, tedarik edebildiyse sopayla 1000 tane zırhlı atlı müşrik ordusuna karşı 72 kilometre yürümüşler o sıcak kumda. Cenab-ı Peygamber Efendimiz sabahları kadar yalvarmış Allah'a. Yeryüzünde sana bu kadarcık 313 kişi Allah diyen var. Bunları demiş, eğer kurtarmazsan sana Allah diyen kalmayacak. Biz bize düşeni yaptık. Sen bize medet eyle, yardım eyle diye dua etmiş. Sabah namazında Bilal Habeşi radıyallahu anh'ın güzel bir ezan okumuş, okutmuş. Ondan sonra sabah namazını kıldırmış. Ondan sonra onları heyecanlandıran Allah sevgisini, Allah uğruna her şeyin yapılması gerektiğini hatırlatan, kafirlere boyun eğmenin haram olduğunu, mutlaka onları tepelememiz gerektiğini, buna Allah emri olduğu şeklinde güzel coşturucu bir nutuk irad etmiş. Ondan sonra bu 313 kişi atom bombası olmuş ve 1000 kişilik o zırhlı kimseleri taşla sopayla rezil etmişler ve müşriklerin Sanadidi Kureyş denilen önderlerini hepsini orada Bedir'de öldürmüşler. İslam aziz olmuş. Ondan sonra Uhud, ondan sonra Hendek, Hayber, hep her tarafa koşmuşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem katılmadığı gazveler olmuş. Yani Peygamber Medine'de kalmış. Bir bölüm müfreze şuraya, bir müfreze şuraya göndermiş. Sahabiler hepsi hiç tereddütsüz buna katılmışlar. 3 kişi var. Tebük seferine katılmamış. O zamanki münafıkların propagandasına kulak asmışlar. Onlar da tevbekar olmuşlar. 50 küsür gün sabahlara kadar damlarının üstüne çıkarak gözyaşlarıyla Allah'a yalvarmışlar. Sonra Allah onları affetmiş. Diğerleri hepsi nereye olursa olsun bizim ayağımızda potin yok, karnımızda lokma yok, elimizde silah yok dememişler. Böyle çalışmışlar. Aziz olmuşlar. Evet. Peygamber bir kişi başladı. Ebu Bekir inandı, ilk oldu. İşte Hazreti Hatice anamız inandı filan. 1, 2, 3, 4 nereden nereye? Allah için böyle fedakarlık yapınca Allah aziz ediyor. Cihat edince Allah aziz ediyor. Evet, biz de bunun örneğini Çanakkale'de verdik. Tek tüfeğimiz var. Karnımızda lokma yok. Resmi kayıtlara bakıyorsunuz. Haftada bir gün, 10 günde bir gün hoşaf suyu çıkıyormuş. Ekmek yok, aş yok. Bu askeri dünyanın en teknolojik silahlarıyla gelip dayanan Çanakkale'ye gelen adamlara karşı tek tüfekle, mitralyoza karşı canlarını ortaya koymuşlar, aziz oldular. Çanakkale geçilmez dediler ve defolup gittiler. İstiklal Harbi de öyledir. 7'den 70'e karı, kız, çoluk, ihtiyar, genç Allah için yollara dökülmüşüz. 7 düveli denize dökmüşüz. Allah için böyle cihat ederseniz, namusumuzu kirletmeyeceğiz derseniz, bu Müslümanlık, ben Müslümanım, mutlu oldum, Allah'ımı buldum, şükür, yok bu yetmez. Başka insanların da böyle olmasını isteyeceksiniz. Bunun için cihat yapacaksınız. İlahi kelimetullah için bu yapacaksınız. O zaman aziz olacaksınız. Bunu yapmazsanız benim şu kar, tam kar zamanı, ticaretin revaç bulduğu zaman, şimdi askerlik zamanı mı ya? Bir işi kolayını bulup kaytarmak lazım. Evet, şimdi bunu yapıyoruz. Şimdi bunu yapıyoruz. Çürük rapor alıyor herif, gitmiyor. Bir bahaneler arıyor, gitmiyor. Evet, devlet istemiyorsa, ihtiyacı yoksa şu şekilde yapabilir. Ona bir şey demiyoruz. Ama
herkesin, her Müslümanın her an cihada hazır olması lazım. Baş üstüne demesi lazım. Tam böyle mahsuller, ürünler kaldırılacak, iyi kar edeceğim demeyecek derseniz, sığırların kuyrukları peşine takılırsanız demek, ziraatla uğraşırsanız, efendim tarımla uğraşıp zengin olmaya göz dikerseniz, para kazanma, bir de cihat neyle olur? Ve attu lahum mestatatun min kuvve, düşmanın elinde silahtan daha güzel silah yaparsanız savaşabilirsiniz. Evet, Bedir'de arz ettiğim gibi taşla sopayla oku filan yendiler, zırhı deldiler ama o zaman peygamber vardı aralarında. O da dua etmişti. Ve emdetnâküm bi elfin minel melâiketi müsevvimîn. Sarıklı, askerler beyaz sarıklı, bu oradan geliyor. Cebrail aleyhisselam sarı sarıklı. 1000 askerle imdad etmiş. Meleklerden askerle Allah Zülcelal Hazretleri. İşte müminler böyle ortaya düşerse cihada Allah yardım eder, aziz eder. Yok. Ya ben gencim, evlenmem lazım. Karım güzel. Efendim tam dükkanım iş yapıyor şimdi. Askerlik zamanımı para kazanayım. Ekinler bu sene iyi, yağış iyi falan. Bir bu. İki de düşmanla onun karşılayacak silah hazırlayın diyor Peygamberimiz. Sadece tarım ülkesiyiz. Buğday yetiştirelim der de bomba yapmazsanız, tank yapmazsanız, harp uçağı yapmazsanız düşman bunları yapmış. O zaman herkes size tamah eder, zillet damgasını yersiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sanayileşmek bu hadisin içinde var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emridir, Allah'ın emridir. Gücünüzün yettiği kadar düşmana üstün olacak silahlar hazırlayın. Bu demek, şimdi roket atıyorsa biz de atacağız. İnsansız uçak ki biz de yapacağız. O ağır bombardıman uçak biz de yapacağız. Allah'ın emri bu. Peygamberimizin emri bu. Çok ilginç değil mi? Türkiye, İslam ülkelerine Avrupalılar siz tarımla uğraşın. Tarım ülkesisiniz siz. Ziraat yapın. Makineleri biz yapalım. Demediler mi şimdiye kadar? Bir vagon buğdayı dolduruyorsun. Aha diyor, bu bir silah parası diyor. Silahla karın doyar mı? Buğday olmasa acından ölür. Ama biz buna hep inanmışız. 12 ay çalışmışız. Kaldırdığınız buğdayı bir tek silaha vermişiz. Böyle aldanmışız. Efendimiz 1400 asır evvel bunları bize söylüyor. Sanayiyi geliştirin. Sadece ziraatçılık yapmayın. Öküz kuyruğunu yapışıp da çip sürmeyin. Sanayinizi kurun, endüstrinizi kurun. Tekniği geliştirin diyor. Düşmana karşı olabilmek için. Ben bunu saldırırsam bunda da var roket. Bana da roket atar, ben de ölürüm demeli. Onların silahı yok ki. Hepsini bastırırım. Tamah eder, zelil olursunuz. Evet. İlginç. İlginç. O kadar parası çok olan İslam ülkeleri, petrol babası, kendi iğnesini yapamıyor. Hepsini dışarıdan alıyor. Uçağını yapamıyor. Uçağının bir videosu gevşiyor. Uçağı yapan Amerika, oradan almış. Veya Fransa, oradan almış. Videosu gevşek olduğu halde çok ciddi arızası var gibi anlamadığı için özel uçakla, özel yevmiye vererek, özel harcırarla onların adamını çağırıyor, bir ton para veriyor. Halbuki vidayı sıkıştırıyorsan uçak çalışacak. Bilmeyince arıza önemli mi değil mi haber yok. Çünkü hep sanayiyle uğraşmamış. Ondan sonra güç onda diye de onu derse onu yapacak şekilde boyun eğmiş. Zelil olursunuz. Zelil olursunuz. Bir de burada birinci madde bu. İkinci madde ve tebayatun bil ine. Şimdi faiz haram. Halallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Allah ticareti helal, faizciliği haram kıldı. Yemhakullah riba,
faizcilik memleketi batırır. Bunlar ayet. Bunlar ayet. Faizcilik yapan Allah'a ve Resulüne har basmış demektir. Allah'a karşı mücadele eden hiç kazandı mı? Firavun çok güçlüydü. Ne oldu? Nemrut çok güçlü kırıldı. Ne oldu? Bir burnuna giren bir sineği başaramadı. Kepaz oldu, öldü gitti. Aynı Firavun da yok oldu gitti. Allah'la savaş eden adam hiç kazanır mı? Evet. Faizcilik yapan Allah'a savaş açmış. Bunlar ayet-i celile. Ben faiz yemiyorum. Estağfurullah. Ben Müslüman adamım. Faizcilik böyle kötüdür. Ama ne yapıyor? Şimdi gidiyor buzdolapçısına, çamaşır makinesi satanına, beyaz eşya diyorsunuz ya siz. Gidiyor, diyor ki ben diyor param yok diyor. Sana diyor bir sene sonra ödeyeceğim parasını. Bana diyor çamaşır makinesi ver, buzdolabı ver. Alıyor. Adam, satıcı adam biliyor onun parasız olduğunu, meteliksiz olduğunu, kuruşsuz olduğunu. Gel buraya diyor. 50 bin liraya satmış mesela. 20 bin lirayı bana, peşin para bana vereyim sana. Sen bir sene sonra ödersin. 30 bin lira faiz. Bin, iğne alışverişi budur işte. Adamdan alıyor, veresiye. Sonra aynı adama peşin parayla ucuza satıyor, üstü faiz. İğne alışverişi budur. Bazı memleketlerde bunu yapıyorlar. Ben bankaya gidip faiz olmam. Bu ne? Öyle diyor işte Peygamberimiz. Bu faizciliği Allah'ı mı kandırıyorsun? Bu faizciliği yaparsanız faiz batırır. Zelil olursunuz. Boğazınıza zillet tasması asılır. Evet, bu halinizden geriye dönmedikçe, Allah'a tövbe etmedikçe kurtulamazsınız. Evet. Şimdi Çanakkale Savaşı mı var hocam? Tamam yapacağız, hazırız da. İstiklal var mı? Yok, Allah göstermesin. Allah göstermesin. Mehmet Akif Makim öyle demiş. O yıllardır dünyanın her tarafında savaşmışız. Hiç gücümüz kalmamış. Savaşa savaşa, savaşırken iş yapılmaz ki. Kalkınılmaz ki. Bütün paralar oraya gidiyor. Evet. Sıfır olmuşuz. Gerilemişiz. Gerilemişiz. Evet. Şimdi böyle Allah göstermesin. Mehmet Akif öyle diyor. Bir daha İstiklal Marşı'nı Allah yazdırmasın bana diyor. O zor günlerde yazmış. Dünya devletleri karşımıza geçmiş. Bizde silah yok, para yok, yiyecek bir şey yok. Ama diyor, korkma sönmez bu şafaklar da yüzen al sancağı. Haykırıyor. Hakka tapan milletimin hakkıdır istiklal diyor. Allah'a taptıktan sonra, ona bağlandıktan sonra hiç korkma. Moral veriyor bize. O şeyde içinden gelen iman gücüyle bunları söylemiş. Bir daha diyor Allah bana İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Yani Allah da bize öyle bir savaş vermesin. Korktuğumuzdan değil. İyi bir şey değil. Namus kirlenir. İşte Suriye yıkılmadık, ev yok. Fabrika diye bir şey kalmadı. Servet diye bir şey kalmadı. Öbür düşman adam, belgelen adama iyi gözden baktı. Namus da kaldı mı? Allah göstermesin. Ama buna karşı ne olacaksınız? Güçlü olacaksınız. Silahınızı muazzam hazırlayacaksınız. Zengin olacaksınız. Güçlü olacaksınız. Tamah edemesinler. Üstünüze gelmesinler. Evet, üstüne gelmesinler. Bu yok hocam şimdi. Var, her zaman var. Her zaman var. Zayıf olanların peşine herkes üşüşür. Ensesine herkes üşüşür. Diyor ki Peygamberimiz, ya cihat etmeye hazırız da şimdi cihat yok. Bu şeyden mahrumuz. Hayır. Efendimiz güzel söylüyor. İnkâne kharaca yes'a alâ veledihî. Evet.
Çocukların var. Evet. Çocukların okutacaksın. Ele muhtaç etmeyeceksin. Ele el açtırmayacaksın. Aileni helal parayla iffetini koruyacaksın. Dilencilik şerefsizliğini aman şey etmesinler. Koşayım, çalışayım, kazanayım. Dükkan açıyorsunuz. İşçi olarak gidiyorsunuz. Memur olarak gidiyorsunuz. Ticaret için dükkan açıyorsunuz. Bu çocuğunuzu helal lokma ile beslemek için yollara koyuldunuz. Yürüdünüz. Evet, alâ veledihi sığar. Küçücük bebeğleriniz var. 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında. Bebeğleriniz var. فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Siz de Allah yolunda cihat ediyorsunuz. Böyle çalışırken ölürseniz, Azrail yolunuzu keserse Allah yolunda ölmüş olursunuz. Sadece Çanakkale 1. madde. Ondan asla dönmeyeceğiz. Ne zaman çağırırlarsa benim daha yeni evlendim ben, yok. Benim daha güzel, çok sevdiğim çocuklarım var, yok. İşlerin tam tıkırında, çok para, yok. Baş üstüne koşacaksın. Bu 1. madde. 2. madde, evet, faizcilik yapmayacaksın. 3. madde, helal lokmayla aileni ele araştırmacı şekilde geceniz gündüze çalışıp helal lokma yedirmek, iffeti korumak için çalışacaksınız. Bu da cihattır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da cihattır. Evet. Ben kana kharaca yes'a ala ebeveyni. Ben evlenmedim hocam. Ben daha askere gitmedim. Gidiyor bir yere, diploma almış veya sanat tensini bitirmiş. Kalifiye işçi diyorsunuz ya siz. Hani nereye gitse iş veriyorlar. Becerikli. Anası babası var. Yaşlı ana babasını doyurmak için, giydirmek için, onları bakımını sağlamak için, anası babası için yolları düşerse, evet, şeyhayni kebireyni, yaşlı ana babasına bakmak için yollara düşen, çalışan genç de fehüve fî sebîlillah, Allah yolundadır. Allah yolundadır. Benim anam babam öldü. Evlenmedim. Kimsem yok. Kimseye boyun eğmeyeceğim. Alnımın terini geçinip kazanacağım. Ele el açmayacağım. Kazanacağım, namusumla yaşayacağım. Gerektiğinde böyle garibanlara yardım edeceğim. Niyetiyle, şahsen, tek kişi olsa bile وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَدُّهَا فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Evet. Dilenmemek için, harama el uzatmamak için, haramdan geçinmemek için, alnımın teriyle kazandım yiyeceğim ben. Alnım açık olacak niyetiyle iş yapıyor, ücretle çalışıyor, çimento harç taşıyor. Evet. Gece gündüz şurada burada çalışıyor. Namusunla o da Allah yolundadır. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve in kana kharaca yes'a ala ehlihi. Bakmakla yükümlü olduğu kimselere bakmak için. Bakmakla yüküm kim? Usul furu. Evlisin, çoluk çocuğun var. Annen baban muhtaç. Bakmak zorundasın. Sen fakirsin, anan baban zengin. Oğluna bakmak zorunda. Evladına, torununa, anana, babana, ninene, dedene, usul derler bunlara, furu derler evladına, torununa. Fakirlerse, sen zenginsen onlara bakmak zorundasın. Bunları da iş buluyorsun, düzen sağlıyorsun, namusunla yaşamak, alnın terini yesin, helal parayla geçinsin diye iş buluyorsun, imkan buluyorsun, bizzat yardım ediyorsun, dükkan açıveriyorsun, iş buluveriyorsun. فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ O da Allah yolundadır. Bu niyetlerle çalışırken bu saydığımız maddemende Azrail gelse Allah yolunda ölmüş olursun. Çanakkale'de ölmüş gibi. Şehitlere haşrolunursun. Ve inkâne karaca yes'a tefâhuran ve tekebbüren. Bu memleketin 1 numarası olacağım. Türkiye'nin en zengin adamı olacağım.
adımdan bahsedeceğim. En büyük tüccar olacağım. Şöyler en lüks arabayı ben alacağım. En büyük apartmanı ben yapacağım. En pahalı elbiseyi ben giyeceğim. Şöyle sokaktan, caddeden geçeceğim. Dudak uçuklattıracağım. Niyetiyle koşarsanız ticarete, tarıma, şuna buna, ona diyor bak peygamberimiz. Böyle tefakuran ve tekebbüren bu maksatları arz ettiğim gibi fehuve fî sebil şeytan. Bu şeytan yolundadır. Azrail gelirse şeytan yolundayken ölmüş olur. Şeytan da ebedi cehennemde yananların reisi olacak. O da onun peşinde cehenneme gider diyor. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi Allah yolu işte sardık. Bir bunlar mı? Hayır. Şimdi siz buraya geldiniz. Hadis dinleyelim, namaz kılalım diye camiye geldiniz. Camiye gitmek, cumaya gitmek, hacca gitmek Allah yoludur. Bu saydığımız maddeler ya bunları da ekleyeceksiniz. Efendimiz söylüyor, buyuruyor ki: "Mâ min racunun yagbaru vechuhu fi sabilillah." Evet, Allah yolunda kimin yüzü üstü başı tozlanırsa, yük sokakta gelirken toz toprak oldu. Evet, toz toprak, rüzgar esti, üstüne şey geldi. Evet. İlla amene Allahu Teala vechuhu yevmel kıyame. Böyle adamların yüzünü Allah kıyamet günü emin kılar. Korkulardan emin kılar. Mahşerde cehennem bir tarafta veyzel cahimi su'irat kükreyip duruyor. O yanardağları televizyonda görüyorsunuz. Nasıl gürültü, duman, lavlar fışkırıyor. Oradan cehennem, bunun 70 katı fazlası cehennem. Dünyadaki en kuvvetli ateşin 70 katı diyor peygamberimiz. Hadis var öyle. Öyle cehennem kükreyip duru. Veyzel cahimi su'irat. Başka tarafta görüyorsun cennette hazırlanmış ve yüzlüpetül cennetü lil müttakine gayre ba'id. Burnunun dibinde o kadar güzel görüyor. Cehennemde görüyor böyle. Kükreyip durun, çabuk verin halledeyim diye. Evet. Helim telati helmin mezid. Ben ayetleri size anlatıyorum. Çabuk durun. Kendimi yiyorum. Hışıncımdan, hırsımdan kendimi yiyorum. Çabuk gönderin şu kafirleri. O öyle deyip durur. Sen görüyorsun. Mahşerdekiler görüyor. Cennette orada süzülmüş sertimiz. Bunları görüyorsun. Ha, işte dediğimiz bu Allah yolunda saydık. Madde madde saydık. Ömrün böyle geçmişse korku yok sana. O korkulardan hiçbirisini Allah sana şey etmeyecek, göstermeyecek diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre arkadaş hayatına yön ver. Gene peygamberimiz buyuruyor: "Mâ ve min raculun yaghbaru qadamahu fi sabilillah." Evet. Ba'adallahu vechehu alennar, aninnar. Allah yolunda men yaghbarat qadamahu fi sabilillah harramahullahu alennar. Çok çeşitli hadisler var. Allah yolunda ayağı tozlanan, camiye giden, hacca giden, işte saydığımız maddeler, işine gidiyor helal parayla, namusunu yaşamak için tozlanan, yürüyen yani, Allah kıyamette o korkudan şey eder, Allah onu cehennem ateşine haram kılar. Evet, cehennem ateşinden uzaklaştırır. Cehennem ateşinin yalını filan, sıcaklığı filan vurmaz ona. İşte böyle namusunla yaşamak, helal kazanç için çalışmak, aynı cephede İlâ kelimetullah çalışmak gibidir. Bu söylediklerimizi, ama cihadı bırakırsanız, rahata alışırsanız, ticareti bırakırsanız, askerliği unutursanız, faizcilik yaparsanız, haram yollara giderseniz şeytan yoludur. Rezil olursunuz, cehennemi oylarsınız diyor. Artık müminler karar vermeli. Güzel peygamberimiz böyle uyarıyor bizleri. Allah bize peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel nurlu sözlerine
kulak veren, uygulayan ve Peygamberimiz benim Efendimizin benim bir emrimi, bir sözümü duyan, belleyen, uygulayan, başka müminlere de öğreten kimsenin iki cihanda yüzünü ak çıkarsın dediği kullarından eylesin inşallah. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet, in ettehiz minberen fet ittehazehu ebi İbrahim ve in ettehizil asa fakat ittehazehe ebi İbrahim. Şimdi minber, bakın arkanızda, yanınızda. Bu kafadan uydurma değil. Peygamberimizin hadislerinde geçen. İslam'da hiç uydurma bir şey yok. Hepsi ya Kur'an'a dayanır ya sünnete dayanır. Bak minber oturdum şimdi. Evet. Ben şimdi sizden yukarıda oturuyorum. Keyfimden değil. Ben şimdi bak sarık giydim, cübbe giydim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılığı bu, sünneti bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk vardığında, şimdi aşağıda konuşsa kalabalık, görmeyecekler, duymayacaklar. Yukarı çıkacak, böyle minber yok, para yok. Bir kadıncağız tahtadan bir minber yaptırmış, bir şey koymuşlar. Sonra bir kadın, ya koskoca peygamber demiş, uydurup bir şeyin üstünde konuşuyor. Konuşurken herkesin görebilmesi için, öğretebilmesi için yükseğe çıkıyor. Bir kadıncağız varlıklıymış, tahtadan bir minber yapıvermiş ona. Onun üzerine çıkıp hutbe okuyor. Minber, işte o, minber. Sonra o peygamberin bu minber yapıldığı zaman ilkin peygamberin yüksek bir şeyin üstüne hani bir şeyler koyuyorlar. Evet. Minber, güzel minber yapılınca o üstüne çıkıp şey ettiği avacı alıyorlar, kütüğü. Öyle bir bağırıyor ki, buna hanini cizi mucizesi derler. Kuru kütük ağlar mı? Yandım Allah der mi? Git ya hocam, biraz inanacak laf söyle. Evet. Peygamber üstüme çıktı, hutbe okuyor. Bu şerefle ben şereflendim. Siz beni alıyorsunuz, bu şereften kalıyorum diye. Ah, almayın. Beni bu şereften mahrum etmeyin. İnlemiş. Ah çekmiş minber, o kütük. O güzel minber yapılıp tahtadan gelince. Hepsi duymuş bunu. Oradaki sahabilerin hepsi anlatıyor. Bu minber onu takliden yapılmış. Şimdi dikkat edin, bakın. Benim geçtiğim o sarıklı amcanın olduğu yerde boşluk var. O süs değil. Ön saf kesilmesin diye, imamı görsün diye. Minberin altı bakın delik delik, görüyor musunuz? Bunlar süs değil. Minberin öbür taraftaki Müslümanlar imam oturdu mu kalktı mı bunu görsün diyedir. Tamamen fıkhi, şer'i bir meseledir. Şimdi bunlar bilmeyen adam mümbirleri yaptırıyor, kapatıyor delikleri. Şimdi imam da insan. Herkes beşer şaşar. O da şaşıyor bazen. Üçüncü rekatta ayağa kalkacağına, mesela ikindi namazında oturuyor. Allahu Ekber. Öbür taraftakiler kimisi bağa gitmiş, kimisi çarşıya gitmiş namazda. Öyle olmuyor mu canım? Herkes rekatını sayıp durur mu? İmama uydum dedikten sonra imam yatıyor kalkıyor da onlara uyuyorlar. İmam üçüncü rekatta oturunca bir kere böyle oldu. Kapattı, kapatmışlar minberi. Ben arkasındayım, kalktım otomatikman. Çünkü üç, kalkmamız lazım. Ben kalktığımı görünce imam anladı yanıldığını, o da kalktı. Ama minberin delikleri olmadığı için bak bu adam biliyor. Bunu yapan Mimar Sinan biliyor. Kapattığı için öbür taraftakiler de tarlaya, bağa, bahçeye gitmişler, çarşıya. Hepsi oturmuşlar. Allahu Ekber diye. Biz dördüncü rükûda kalktık. Fatiha'yı okudu gene. Allahu Ekber deyince rükûya gittik. Onlar oturduktan sonra kalkmışlar.
Ondan sonra Semiallahu limen hamide dedi bizimki. Bir tane emekli polis vardı. Yanında Hacı Mehmet diye bir amca var. Hacı Mehmet demiş, bizim namazım olmaz arkadaş. Olmadı bizim namazımız. O da sus demiş, namazın bozulur. Yaşanmış olayı arz ediyorum. Kaç tane öyle? Bu bir tanesi. Evet. Sonra neyse biz namazı tamamladık. Bizimkinde bir şey yok. Dikkat edin. İmamı görmezseniz ses yetmez. Ses gidiyor. Ama imam oturma komutu verdi. Allahu Ekber. Hepsi oturmuş. Halbuki imamın kalktığını görselerdi, bu deli olsaydı böyle, onlar da kalkacaklardı. Çaktırmadan namazı tamamlayacaklardı. Hiçbir sakatlık yok. Onun için size söylüyorum. Ses yetmez. Nereye giderseniz gidin, imamı görün namaz kılarken veya imamı göreni görün. Oturdu mu, kalktı mı? Evet. İmamı göreni görün arkadaş. Bir türlü yanılmaktan kurtulamazsınız. Böyle çok olay var. Bir tanesi çok. Bunlar işte bunun için. Minber, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne çıktığı şu yapıya deniyor. Neden oraya çıkıyor? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetten bahsediyor. Ben de size derse başlarken ne diyorum? Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Allah'ın ayetleridir. Yolların en güzeli Muhammed Mustafa'nın yoludur. Fiillerin en güzeli Muhammed Mustafa'nın yoludur. En güzel şeyler de, şerefli şeyler de yukarıda tutulur, değil mi? Ayağı adi şeyler aşağılanır. Ama güzel şeyler yüceltilir. Allah'ın ayetinden, kelamından yüce bir şey var mı? Yukarıda okunması lazım. Yani ben keyfimden buraya kürsüye oturmuyorum. Bu kürsü süs diye yapılmadı. Bu gerekten dolayı ayet hadis okuyorum. Yukarıda söylenmesi lazım. İnsanlardan yukarıda şerefli söz, ayet, şerefli söz, Muhammed Mustafa'nın sözü. İşte onun için yukarıya oturuyoruz. Ha, bulunmuyorsa, imkan yoksa aşağıda sohbet edersin de. Bir de bu Peygamberin kılığı. Peygamber adına konuşursan kılığını da ona benzet arkadaş. Bir adam polis. Polis elbisesi varsan herkes polis olduğunu biliyor. Hemen nasıl saygı hazırlığı geçiyor. Aksi halde cezayı yer. Ama adam sivil, hiç kimse takmıyor. Yani bunun, bu mesleğin şeysi bu, elbisesi bu. Ha, hoca dedin böyle. Kanun da yasaklamıyor. Sarı cübbeyi giyeceksin. Giymeler lazım, giymemiz lazım. Elbise giyince asker de yakışıklı olur, polis de yakışıklı olur. Senin gözünde de ha dedin, şimdi asker oldum işte. Şimdi polis oldum denmez mi? Şimdi hoca oldun, sarıklı cübbeli konuşacaksın. Bu makam bunu gerektiriyor. Ömer Nasuh Bilmen hocamız da öyle derdi. Bu şeyin şeysi budur. Yolu yordamı budur. Cübbe giyeceksin, sarık giyeceksin. Efendimiz gibi. Evet efendim, şimdi minber edindi ya. Ah bu hocalar. İnsanoğlu bu. Dilinin kemiği mi var? Efendimiz böyle demesinler diye. Milleti yerde oturtuyorlar. Kendileri böyle oturmuş. Bak kürsüye kaba döşeyler oturmuş. Ulan bu hocalar. demesinler diye. Halbuki maksat budur. Şerefli kelimeler söyledikleri içindir. Peygamber yukarı çıkmış. Evet. Diyor ki ben eğer minber edindiysem, atam İbrahim aleyhisselam da minberde konuşmuştu. Ben onun sünnetini yapıyorum. Peygamberimiz yaptığına göre bizim sünnetimiz oldu. O bizim peygamberimiz. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı da hiç unutmuyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin kime salleyt ala İbrahim'e ve ala el İbrahim'e. Değil mi? Onu da unutmuyoruz. Atamızdan kalmış. Tırnak kesmek, bıyıkları tıraş etmek, efendim koltuk altının kasıkları tıraş etmek İbrahim Aleyhisselam'ından kalmadır.
Biz onun için ona minnet borçluyuz. Hep salavatlarımızda onun da adını alıyoruz. Sünnet olmak da ondan kalma. 80 yaşında, bir rivayet göre 120 yaşında. Kendini keserle, Allah emretmiş, keserle sünnet etmiş kendini. Evet, Peygamberimiz sünnetsiz doğdu. Ama bize diyor, sünnet olun diyor. Sünnet olun. Atam İbrahim sünnet oldu diyor. Evet, Allah'ın onu imtihan ettiği şeylerden birisi budur. Bu minberde konuşmak da İbrahim Aleyhisselam'dan kaldı. Ben de minber edindim. Böyle vaaz eden adam yükseğe çıkacak. Tabii zaruret yoksa, zaruret varsa, bulamıyorsa minber, problem yok. Bakın, onun için bütün camilerde minber vardır. Vaaz kürsüleri vardır. Bu esasa binaendir o. Öyle diyor Peygamber. Ben minber edindiysem İbrahim Aleyhisselam da minber edindi. Evet, kınamak yok. Niye yukarıya çıktı? Fakat ittehazehu ebi İbrahim. Benden evvel babam İbrahim de bunu edinmişti. Evet, ben ona uymayla emrolundum. Evet, ben ona uymayla emrolundum. Ondan sonra ve in ettehiz el asa, asa, elimize aldığımız asa, ama gençler değil, ben, yaşlı, sünnettir. Ben asayı da geziyorsam, atam İbrahim de asa kullanıyordu. Yaşlı adamların asa kullanması sünnettir. İstersen kullanma. Aniden tansiyon düşüyor, yükseliyor, pat gidiyorsun, beyin kanaması, hadi öbür tarafa. Asa oldu mu bir destek oluyor, güç oluyor sana, hem sünnettir. Ben de asa ettim. Bu asa hem dayanmaya yarar, şimdi hem de namaza geliyoruz. Bak şimdi orada gelirken adam gelmiş, namaz duruyor. Ne güzel delikanlı ama fıkıh bilmiyor. Mübarek adam, önüne bir sütre koyacaksın. Bir direğin arkasında duracaksın. Camiye geliyor, her türlü adam geliyor. Bilen var, bilmeyen var. O namaza duruyor, önünden geçiyor. Ben diyor, bir namaz kılarının önünden geçeceğime 40 kalırdım diyor. Sahabi 40 ay mı dedi? 40 gün mü dedi? 40 yıl mı dedi? Kestiremedim diyor. Onun için 40 diyorum diyor. Yani 40 yıl beklerim, geçmem namazın önünden. Efendimiz hadisi var burada. Şimdi koca cami doğruluyor, namaz kılın önünden geçiyor. Tam sopalık değil mi bu adam? Yaşı 40-50, hiçbir şey öğrenmemiş. Ya namaz kılın önünden ne geçiyorsun be adam? Tam caminin kapının önüne sünnete duruyor. Cumanın farzını kılıp çıkacak adam, mağazası var, dairesi var, geçecek. Tam kapının duruyor, gelin önünden geçiyor giren. Efendi, sen de din kardeşlerini zora sokma. Adam daireye yetişecek, hastaneye yetişecek yahu. Adam polis, trafik polisi, cumaya gelmiş gidecek. Önünü kesme, bu adam çıkacak. Ona bu yanlışı yaptırma be adam. Sen Müslüman, Müslüman kardeşi. Şöyle bir direğin arkasına koysana. Ha, asan var, dikersin, toprağa batırırsın. Kim geçerse geçsin sütre. 30-40 santim yükseklikte çantan var, koyarsın. Sepetin var, koyarsın. Kürsün var, koyarsın. Sütre edin. Asayı da diyor, hem tutunurum, dayanırım. Atam İbrahim edinmişti. Hem de sütre yaparım. Hem de sütre yaparım. Ya diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bunları bilmemiz lazım. Unutmamamız lazım. Bilmeyenlere en güzel, münasip şekilde hatırlatmamız lazım. Gelen geçiyor, önden giden geçiyor. Güzel kardeşim, namaz kılan yönünden geçmek terbiyesizlik, edepsizlik. Şöyle arkadan dolaşıyor. Kabe'de bizim hacılar yapıyor. Yani bizden bahsediyorum. Ötekiler de yapıyor tabii canım. Bilmiyor ki onlar da. Bizden daha alim değil. 40 yıl beklerdim diyor ya hadis-i şerifte ya. Peygamberimiz. Niye geçiyorsun namaz kılan yönünden? Şöyle dolaşıyor biraz. Hiç aldırdığı yok. Bilgisi yok kadının.
basıp geçiyor. Neredeyse sana vuracak yani. Evet, çaresiz kalırsanız en azından secde edeceği yerin dışından geçin. Çaresiz kaldınız, daire yetişeceksiniz. Önemli işiniz var. Adam da durmuş kapının önüne. En azından secde başını koyduğu yerden dışından geçin. Daha içinden geçmeyin. Ama durmayın, duvar arkasına durun, direk arkasına durun, geçecek müminler düşünün. Açık arazide kılarsanız bir sopa dikin, asa dikin, bir şey dikin. Evde kılarsanız önünüze bir sandalye koyun, sütre koyun. Bu şeyleri yapmayın. Ben diyor asayı da edindim. İbrahim Aleyhisselam da edindi. Ayrıca evet, şimdi kabir azabının bir sebebi idrardan sakın korunmamaktır. Bir sebebi budur. Sıkıştın bir arazi, toprak sert, toprak sert. Asan varsa kazasın, kabardırsın, üstüne sıçramaz idrarlar. Bu saçıntılardan korunmamak kabir azabı sebebi. Ah! Şimdi yolculuğa çıkıyoruz, otobüsten iniyoruz, mola veriyor, rahatlama molası. Adam 60 yaşında, 65 yaşında, çok görmüşüz. Adam oraya ne güzel taş yapmış. Oraya oturmaya üşeniyor, kapıda duruyor, koca herif. Kıta kapıdan salıveye gidiyor. O betonun üstüne salıverince kaymıyor mu onun üstüne? Kabir azabı sebebidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç nerede bilen nerede, aldıran nerede? Pisi var, Türkçe mi pisi var? Bazı tuvaletlerde ayakta yaptırıyorlar. O sert şeyi yaptığınız zaman üstüne sıçramıyor mu? Bizimki Alatürk'e diyorsunuz siz ona. Bundan geri var. Yani bu idrar saçından araziye korunmak için asanla kazarsın. Çakıl taşımak da sevaptır. İhtiyacın var bir de işte araziyi kapardırsın diye alimler kitaplarında yazmışlar. Şimdi bir şeye değinmek istiyorum. Evet, bir şeye değinmek istiyorum. Vaaz ederken yüksekte konuştum, konuşuyorum, gerekli dedim. Hutbe okurken minber gerekli dedim. Ama şimdi bu camide de sonradan yapılmış mihrap, imamın namaz kıldığı mihrap bir karış yok ama 5-6 parmak yüksek değil mi? Küçücük cami, mahalle mescidi. Hep gidiyorum, birer karış tahta koymuşlar mihrabın olduğu yere. Bazısı cami yapılırken beton harma yaptırmış. Bu yanlıştır. Hutbe okurken, vaaz ederken yukarıda konuşacağız, doğru. Ama namaz kılarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minberden iniyormuş, geçiyormuş, imam oluyormuş. Yani vatandaşın aynı seviyesinde yerde namaz kıldırıyormuş. Öyle olunca ne oluyor bu hareket? Sünnet oluyor. Şimdi bir sefere çıkmışlar. Sefer komutanı yükseklere çıkmış. Arkadaşlar şu kadar mola verdim. Şimdi namaz kılacağız. Sonra şu kadar dinleneceğiz. Ondan diyor, talimat veriyor komutandır. Ondan sonra şimdi namaz kılacağız dedi ya. Nutuk çekti yüksek şeyin üstünde, sandığın üstünde namaza durmuş. Arkasından duran sahabi etinden tutmuş asılmış. Hışımla. Adam yere inmiş. Namazı orada kıldırmış. Sen demiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberde hutbe okuduktan sonra yere indiğini görmedin mi? Peygamber namaz kılarken hiç yukarıda kıldı mı? Cemaat de aynı seviyede kıldırmadı mı? Ne hakla sen yukarıya çıkıyorsun? Peygamberin yapmadığını yapıyorsun. Zaten demiş onu hatırlamasam iki tane çakacaktım sana demiş. Evet. Bu hadistir. Kaynaklarını gösterebilirim isteyene. Ama sanki farzmış gibi en küçük camilere tahta koyuyorlar. Peygamber'e uymak esastır efendi.
kerahattir. Şu yoktu aslında, tahta bu. Mimar Sinan yapar mı lan bunu? O bilen adam. Sonra burada okuyan niye göreceksin sen? Niye göreceksin cami? Daha iyi müezzin yukarıda, o çıksın yukarıya. Neden kerahat? Peygamberin sünnetine uymadığı için. Bir, kiliseye gidin görün. Rahipler Papa'nın vekili. Papa Allah'ın vekili. Onların inancına göre. Sıradan bir insan değil onlar. Onların yeri ayrıdır. Absit derler oraya. Böyle geniş. Oraya hiç kimse giremez. Sadece papaz girer. Rahip girer. Bir atlayın gören başına gelecek onun. Ne hakla girin oraya derler. Onlarda rahiplik sınıfı vardır. Onlara çatılmaz. Koskoca Amerikan başkanı bile elini öptü. Ayağına kapandı. Gafur ederse cennete giremez. Kim lan o? Kim o ya? İslam böyle demiyor işte. Müminle kullar Allah arası kimse girmez. Hoca Allah'ın yolunu tarif eder. Peygamberin sünnetini tarif eder. Ama Allah'la dua, ibadet ederken arasına girmez. Ona da giriyor. Önce papaya, rahibe, sonra Allah'a diyorlar. Böyle bir sınıfları var. Öyle de bunu herkese aşılamışlar. Evet. Bunun sultasından kurtulmak için laiklik ilkesini ortaya atmışlar işte. Yoksa papazlar aforoz ediyorlar. Cennetin anahtarını satıyor, endilcas diyorlar biliyorsun. Kimsin lan sen? Cennet senin baban malı mı? Bunu yaymışlar, böyle bir sulta kurmuşlar. İslam'da bu yoktur. Aslında böyle namaz kılacağımız zaman sizin içinizden en layık olan gelir burada namaz kılır. Usul budur. İmam-ı Azam diyor ki onun için imamların maaş alması caiz değildir. Zaten kılacak diyor. Parayla namaz mı kılınır? Talebeler diyorlar ki İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmameyn denir onlara. Hocam ne diyorsunuz? Hocam herkesin evlenmesi Allah'ın emri değil mi? Evet. Evlenince karıyı, çoluk çocuğu, şimdi hadis okuduk. Bakıp çekmek kocanın görevi değil mi? Evet. E şimdi adam tarlaya, bağa giderse imam, herkes dükkana giderse ezanı zamanında kim okuyacak? Caminin kapısını zamanında kim açacak? Camiyi kim süpürecek, temizleyecek? Ne demek istiyorsunuz diyor. Hocam zaruret var diyorlar. Para verelim de imamın görevi vaktinde ezan okumak olsun, namaz kıldırmak olsun, camiyi temizlemek olsun. Zaruret var hocam. Sesini çıkarmıyor. İmameyne göre ben de müezzin imamlık maaşı aldım. Şimdi hala emekli maaş alıyorum. Din hocası olduğum halde. İmameyne'nin içtihadı üzere alıyorum. İmam-ı Azam'ı kalsa kuruş vermeyecek. Olmaz diyor. Yani demek istediğim Müslümanlıkta imamlık sınıfı yok. Hepimiz gerektiğinde imam olabilecek kapasitede bilgi sahibi olacağız. Güzel okuyacağız. İmam olacağız. Hepimiz dağda arkadaşı iki kişiyiz, öldü. Başka yerde adam gelmesi yok. Cenaze yıkamasını bileceğiz. Kefen yapmasını bileceğiz. Mecburuz. Hepimiz, her Müslüman. Bu sadece belediyenin cenaze imamının görevi değil. Evet, böyle olacağız. Hepimiz bilmemiz lazım. Biz Müslümanların arasında böyle sınıf yok. Zarureten işte olmuş cami diye İmamiye'nin kavline göre. Şimdi neyi getireceğim lafı? Absit kimse giremez. Çünkü Allah'ın vekili, rahip, papaz. Oraya sıradan vatandaş giremez. Müslüman'da böyle bir şey yok. Eğer bunu yüksekçe yaparsanız şeklen papanın kilisedeki abside benzetiyorsunuz. Diyorlar alimler, ben size aktarıyorum. Kabul edip etmemek sana ait. Aklın yatarsa bütün fıkıh kitaplarında yazıyor bu.
imamın yüksekçe yerde namaz kıldırması mekruhtur diyor. Sizden şeklen ayrıldığı için sizin seviyenizde olacak. Sizin seviyenizde olacak. Niye önde duruyor? Bu neye yapılmış? Bir saf kazanalım diye. İmamın önüne geçilmez. Şimdi bu düz duvar olsaydı burada bir saf kaç, belki 100-200 kişi alıyor sıkışık dursa. O kadar cami mahrum kalacağız. Onun için biraz öne. Ama bunu büyükçe, yüksekçe yaptın mı papazın absitine benzediği için mekruhtur. Şeklin önemi İslam'dan yok hocam, var. Gün batarken iki namazını kılabilir misin? Namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Gün doğarken namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Niçin? Çünkü gün doğarken batarken güneşe tapanlar ibadet ediyor. Hocam rica ederim ya. Adam namaz kılarken Allah'a inanmış adam, peygambere inanmış adam. Güneşe tapanlara niyeti yok ki benzemeye. Öyle de olsa şeklen benziyorsun ya. Mekruh diyorlar, onun için kılamazsın diyorlar. Yani şeklin önemi var İslam'da. Onu arz etmek istiyorum. Bu da kilisenin absitine benzediği anda mekruhtur diyor alimler. İstediğiniz fıkıh kitaptan size sayfa numarası veririm. Sayfa numarası veririm. Hadis de getiririm. Evet. Şimdi bu hadisin geleceğini bilseydim o hadisleri okurdum size. Ama sanki farzmış gibi küçücük mahalle mescidinde sanduka yapmışlar imamın altına. Ne kadar böyle bilgisizlik var onu arz etmek istiyorum. Ama işte bu minberler, kürsü diyor, atam İbrahim de diyor böyle. Ben de böyleyim. Asa kullandı, ben de asa kullanıyorum. Bu sadette bunları size hatırlattım. Bu hadis-i şerifi Muaz radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. İn serrakum en tukbele salatukum. Evet. Fel yevmeküm ulemaüküm fe innehum veftüküm fîmâ beyneküm ve beyn rabbiküm. Şimdi Allah kapısı namaz kıldık. Müslümanlar topluca namaz kıldıkları zaman en iyisi namaz kıldıracak. En güzel Kur'an okuyanı, en iyi fıkıh bileni, namaz geçerli mi geçerli değil mi bunları bileni. Secde ediyor adam, ayakları havada şaraman oynuyor. Peygamber de diyor ki secde 7 aza üzere olur. Alın, burun, 2 el, 2 diz, 2 ayak. Ayakları yere değdirmiyor, havada geziyor. Bu adamın namazı yok. Peygamber böyle söylüyor. Bazısı da yere değdiriyor ama tersini değdiriyor böyle. Ayak yere tersiyle değmez. Kakaya bakayım. Ayağın neresi yere değiyor? Altı. Üstüyle mi dikeliyorsun ayağa? Bazısı böyle sırtını koyuyor secdede. İmam Kuduri, Cevher'e, diğer hadis kitapları, fıkıh kitaplarında ayağının sırtını değdiren veya ayaklarını hiç değdirmeyen secdesi olmaz diyorlar. Bunları bilecek. İmam bilen adam olacak. Diyor ki Efendimiz, namazın kabul olunması senin hoşuna gidiyorsa, sevinirsen namaz kabul oldu diye, sevinmez mi hiç? Kabul olunmuş bir namaz kendinden evvelki namaz arasındaki tüm günahları temizler diyor Peygamberimiz. Her namaz böyle kabul oldu mu hiç günahsız ölürsün. Oruç, Ramazan orucu da böyledir. Güzel bir oruç tuttun mu, bundan evvelki Ramazan'dan bu yana yaptığın günahları sildirir diyor. Evet. Peygamberimizin böyle müjdeleri var. Namazın kabul olması senin hoşuna gidiyorsa diyor, eğer fel yevmeküm ulemaüküm. Evet. Alim kimseler imam olsun. İşte böyle secde nasıl yapılır? Nasıl okunur? Evet. Şimdi İmam Efendi mutmainne, mutmainne kalbim yatıştı demek. Oh, çok kabul ettim. Mutmain.
mutmain oldum demiyor musunuz? Dikkat edin, mutmain diyorum. Hoca ayet okuyor, mutmainne diyor. Mutmainne başka, mutmainne başka. Bu namaz namaz olmaz arkadaş. Düzgün okuyacak. Ayrıca namaz ne zaman bozulur, ne zaman bozulmaz bunları bilecek. Böyle bilenleriniz imam olsun, dört dörtlük kıldırsın, namaz kabul olur. Eğer kabul olmasını istiyorsan bunları imam yap. Bundan ibadet yap. Hayırlı kimseler, dinde hayırlı. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastalanınca kimi geçirmiş? Ebu Bekir'i. Söyleyin Ebu Bekir'e. Ebu Bekir Efendimiz çok Peygamberimize aşık, hepsi aşık da o çok aşıkmış. Çok halim selim bir adammış. Ayşe annemiz, babası ya Ebu Bekir, Ayşe demiş söyle, baban namaz kıldırsın. Söylememiş. Söyle demiş ya Resulallah, babam yufka yüreklidir. Namaz kıldıramayacak kadar hasta olduğunu öğrenirse zaten üzüntüsünden namaz kıldıramaz demiş. Söylen demiş, Ebu Bekir namaz kılsın. Bağırınca söylemişler. Ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir oradan çıkıyor. Ondan dolayı zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduğunda Ömer elini tutmuş, sen halifesin demiş, biat ettim sana. Çünkü halife en iyi insan, toplumun en iyi adamı halife olur. Peygamber sen en iyi adam olmasan namaz kıldırmazdı, yerini geçirmezdi. Gerekçesi bu. Tutmuş elini, biat ettim demiş. O biatınca herkes onu seçmiş. Seçimle halife oldu Ebu Bekir Efendimiz. Efendim böyle en iyisi, en bilgilisi. Şimdi güzel okuyor adam, sesi güzel ama fıkıh bilmiyor. Namaz nerede bozulur, nerede geçerli olur bilmiyor. Fıkıh bilgisi daha önemlidir. Namaz geçerli olacak kadar Kur'an okudu mu, fıkıh bilgisi önemlidir. Ama tabii hem fıkıh bilgisi bir de güzel okudu mu, yürekleri böyle cızlatacak, tüyler diken diken edecek güzel tecvidinle Aliül Ala olur tabii. Aliül Ala olur. Fakat önemli olan namaz geçerli, geçerli. Bunları bilen adam alimler kıldırsın. Namaz o zaman kabul olur, siz de sevinirsiniz. فَاِنَّهُمْ وَفْتُكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ. Şimdi hoca geçti kıldırdı. Değil mi? Siz de uydum şuma dediniz. O okudu, siz sustunuz. Dut yemiş bülbül gibi. Usul böyle hocam. Evet, niye usul böyle? Biz onu temsilci seçtik. Allah'a bizim amellerimizi o attı. Burada 300-400 kişi var, 400 kişi var. Ben onların elçisiyim ya Rabbi dedi. Bir yere, bir krala, bir devlet başkanına herkes mi gidiyor? Herkesin temsilcisi bir adam gidiyor. Diyor ki temsilciniz becerikli olursa, akıllı olursa, bilgili olursa, güzel olursa arzumuz yerine getirir adam. Laf etmesin bilmiyor. Suratı bir karış. Çıkılan şuradan demez mi? Talebini kabul eder mi? Diyor ki imamlar sizin Rabbinizle aranızda elçidir. Elçinizi bilgili seçin. Hatta buradan diyorlar ki yakışıklı olsun. Yakışıklı olsun. Hatta diyorlar karısı da yakışıklı olsun. Niye? Çünkü Allah'ın emirlerini çiğnemekten en çok korkan adam müttaki, en üstün adam. İnne akrakum innal etkakum. Adamın karısı çirkinse elin karısına bakar. Takva gider. Yani gerekçesini arz ediyorum. Ama karısı güzelse kimsenin karısına bakmaz. Karısı en güzel kadın. O bile giriyor imam seçmeye. Evet, bilgili olan, güzel okuyan, yaşlı olan, tecrübeli, hep eşitseler hanımı güzel olan. Evet. Ne diyor Peygamberimiz? Elçinizi diyor, iyi seçin diyor.
namazınız kabul olsun. Allah'a arz ediyoruz. Namazımızı, o bizim elçimiz, sustuk. Temsilcimiz dedik. Sizin diyor, o elçinizdir. İyi seçin imamlarınızı. Evet. Evlen nasi bil imame. İmamla insanların en layığı, a'lemuhum bis sünne. Sünneti en iyi bilendir. Ve akrahum, en güzel en güzel okuyandır. Ve avrahum, haramlardan ve şüpheli şeylerden uzak durandır. Bunlar da eş hisseder. Ve esennuhum, en yaşlı olandır. Daha aklıklıdır. Kanatları yerine indirmiştir. Nefsi artık yaşlı, dolayısıyla çikinlikler emredemez ona. Tecrübelidir, görmüştür, en yaşlısı. Onda da eşitlerse sümmel ahsen hulukan, ahlakı güzel olan, sümmel ahsen veçen, hani hoca kendine uyduruyor demeyin diye okuyorum Arapçasını. Yüzü güzel olan imam olsun. Bunlar da eşitseler sümmel eşrefu neseben, sülalesi ötekilerden güzel olan, asil olan geçsin. Sümmel anzafu sevben, elbisesi temiz olan, güzel olan geçsin. Evet. Hatta hanımına varınca, bunlar da hepsi mükemmel. Bunda da seçemiyorsanız sümbel yukrahu, kura çekilir diyor. İmamlık o da önemli. Rastgele olmaz. Bu kadar önemli. Evet. Evet, şimdi emma izeştema'u fessultan mukaddem. Müslümanların devlet başkanı her konuda önderdir. Sadece siyasete, dini şeyleri söylüyoruz biz. Başka şey karışmıyoruz. İslam'da bu böyledir yani. Ebu Bekir Efendimiz devlet reisidir, imamımızdır. Önce o kıldırmak onun hakkıdır. Halen bu böyledir. Böyledir. Halife devlet reisi yok, kadıdır, hakimdir. Aynen kitaptan okuyorum. Sonra yüksek makamda duranlardır. Onlar gelemiyorsa, yapamıyorsa onların yetki verdiği, işte bizim imamlarımız yetki vermişler, kıldırıyorlar. Dinde olanı söylüyorum ben. Dinde böyle. Evet. İmamlık böyle önemlidir. En seçkin kimse, en becerikli, en akıllı, en güzel giyinen elçi olduğu için olacak. Namazınız böylece kabul olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Mersed bin Ebu Mersed radıyallahu anh naklemiş hadis-i şerifi. Evet. Peygamberimiz buyuruyor, bir hadis daha okuyayım size. İn salleyte duha rak'ateyni lem tukteb minel gafilin ve in salleytuha arba'an, evet, kütipte minel muhsinin ve in salleyte sitten kütipte minel qanitin ve in salleytaha semaniyen kütipte minel faizin ve in salleyte aşran lem yukteb leke zâlikel yevme zembu ve in salleyte sinteyi aşrata rak'aten bennallahu leke beyten fil cenneh. Evet, şimdi çok böyle keskin bıçaklılar var halkımızın arasında. Nereden geldiler bilmiyorum. Bizden mi yetiştirdiler, dışarıdan mı geldi, oralar bilmem. Yetkililer bilir. Evvabın namazda bir şey yok. Dua namazda bir şey yok. Sünnet diye bir şey yok. Kâbe'de sünnet kılmıyorlar ya. Farz kılıp dağılıyorlar ya. Merak etme, Kahire'de de öyle. Sünnet kılan yok. Şam'da da öyle, sünnet kılan yok. Bağdat'ta da öyle, sünnet kılan yok. Ama bizim aziz milletimiz peygamberini çok sever. Sünnetleri sanki farzmış gibi kabul etmiş. Ta asırlardır camiye geldi mi sünnetleri mutlaka kılar. Ondan sonra tesbih duaları yapar. Bitat, bitat, bur, bur falan diye bir de bağırıyorlar. Kendileri yapmadığı gibi. Bitat diyor. Ne kılıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bitat falan değil. Bak şimdi
delil okuyayım. Böyle bir şey yok diyor. Bakın şimdi okuyorum. Diyor ki Peygamberimiz buyuruyor ki duha namazı güneş doğduktan şöyle 2 saat sonra öğleye 45 dakika kalana kadar zamana kuşluk vakti denir. Ve duha çok önemli bir vakittir. Gece de herkes uyuduktan kalktı mı velleyli izasece çok önemli vakittir. Allah yemin etmiş. Evet, seher vakti çok önemlidir. Es-sabirine ve sadık böyle yani seherlerde vel müstafirine bil eshar. Allah övüyor bunları. Ondan sonra akşam namazından sonra evvabin namazı var. Evvab, ah ya Rabbi, ah kim? Vezkür Kur'an diyor. İbrahim'i hatırla, Musa'yı hatırla, İsa'yı hatırla, Lut'u hatırla. İnnehu evvab. Sabaha kadar gözyaşıyla Allah'a ah çekti bunlar. Evvab bu demek. Yalvardılar. Evvabin de bütün evvaplar demek. Ondan dolayı akşam namazından sonra kılınan o namaza evvabin namazı denir. Bütün peygamberlerin kıldığı namazdır. Peygamber de kıldı. Şimdi ona dair de hadis okuyacağız. Şimdi kuşluk namazı. Böyle bir şey yok. Evet. Amerika'da cuma kılıyoruz. Biz Türk'üz elhamdülillah. Atalarımızdan böyle gördük. Cuma'dan evvel 4 rekat cuma sünneti. 2 rekat farzından sonra 4 rekat cuma sünneti. Kılmıyor muyuz? Zuhair'de anlattık. Ondan sonra 2 rekat vaktin sünneti. Biz bu alışkan geliyor, kendi kılmıyor Araplar. Ne kılıyorsunuz? Ya sana ne kardeşim? Çek git. Benim kıldığımı da hazmedemiyor. Öyle adamlar. Bir atlıyor. Tesbih çekiyoruz. Bir tat. Bunları. Şimdi delil okuyoruz. Sizde böyle diyen var biliyorum. Bana mektup yazıyorlar da. Hep hadis okuyor mu ya? Kur'an okudu. Ayet oku diyorlar. Böyle hadisleri ne okuyorsun? Evet. Bunları okumak zorundayım. Kur'an'da her şey prensip olarak var. Genel hüküm olarak var. Detaylarını size Peygamber'in sözünden anlatıyorum. Bak, imamlık şöyle oldu, şöyle oldu. Hadis okudum. İmamlık şöyle, şöyle sırayı koyduk. Bu detay Kur'an'da yok. Size açıklamak için detayına girdim. Onu hadisten. Bunlar da şimdi bu detaylar sünnette var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan, her namazdan sonra sünnetler kılarsanız cennette köşk bina edecek müjdesi var. Ben size benim sünnetimi ihya ettiğiniz için şefaat edeceğim müjdesi var. Ondan sonra her namazdan sonra işte Ayetül Kürsi okursanız sizi cennete girmekten sadece ölüm alıkoyar. Her namazdan sonra Ayetül Kürsi okursanız hadis var. Ölünce doğru cennete gideceksiniz demek yani bu. E bizim atalarımız bunu görmüş. Çok akıllı adamlarmış. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derseniz cennete ağaç dikersiniz. Cennete girmeden ağaç dikilir mi? Cennete gidersiniz demek. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber 99 eder. 100. de la ilahe illallah ve vahdehu la şerike le levül mülkü ve levül hamdü ve vâle külü şeyin kadir derseniz evet deniz köpüğü kadar günahınız olsa bütün denizlerin köpüğü kadar günahlarınızı Allah siler. Hadis var böyle Buhari Müslim hadisi. Bid'at olur mu ya? Peygamberin böyle yapın diye teşvik ettiği ama çektin mi bid'at diyorlar at bunu filan. Ya hadis var ya. Buhari hadisi bu, Müslim hadisi bu. Uydurma değil. Elhamdülillah bizim azim milletimiz camiye geldi mi tam bunları kılar, öyle gider. Onun için elhamdülillah sırtımız yere gelmiyor. Bak Suriye, bak Mısır'a, bak Irak'a. Sünnet kılmadıklarının bence cezasıdır bunlar. Sünnete önem vermiyorlar. Sünnete önem vermiyorlar. Bir şey demiyorum. Ona bizim kardeşimiz ciğerimiz parçalanıyor. Ama Peygamber'in sünnetine
önem vermezsen böyle tokat yesin ikide bir. Elhamdülillah bize ne kadar uğraşıyorlar aramızı bozalım bozalım diye. Şunu kışkırtıyorlar, bunu kışkırtıyorlar. Elhamdülillah. Asırlardır bu millet sünneti ihmal etmez. Sünnetini kılar, tesbihini ihmal etmez. Peygamberin sünneti bu. Onun için de elhamdülillah vazgeçilmez dost olarak görüyorlar. Can isterse, çatarsa pişman olur. Bu heybeti Allah bize vermiş elhamdülillah. Onun için görüyorsunuz yani şimdi okudum bakın. Şimdi okudum bu. Söylüyorum bak. Duha namazını iki rekat kılarsanız gafillerden olmazsınız. Kılmazsanız gafillerden olabilirsiniz demek bu. Onun için kuşluk aldım. İki rekat bir duha namazı kıl. Gafiller defterinde olmaz adınız. Gafillerden sayılmazsınız. Evet. Bizzat Ayşe anamız buyuruyor ki Ra'eytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem sebbaha sebhata duha. Peygamber duha namazı kıldı. Duha tesbihini yaptı. Karısı, anamız bize haber veriyor. Siz de kılın diyor. Evet. Sebha, nafile namaz demek. Mecbur değilsin. Öğlen namazın farzı mecburi. Sabah namazı farzı mecburi. İkindi namazı farzı mecburi. Akşam farzı mecburi. Yatsının farzı mecburi. Bize göre Hanefilere göre bitirdi mecburi. Evet. Sünneti kılarsan peygamberin sünneti iya ettiği için peygamberi sevindirirsin. Aziz olursunuz. Evet. Böyle diyor. Ve insallete arbaan. Kuşluk namazını 4 rekat kılarsanız kütipte minel muhsinin. Evet. Kendinize iyilik etmiş olursunuz. Allah'ı çok zikredenler sınıfından sayılırsınız. Ve insallete asitten kütipte minel kanitin. Eğer 6 rekat kılarsanız evet Allah'a itaat edenler defterine yazılırsınız. Allah'a çok dua edenler, yalvaranlar defterine yazılırsınız. Aftarus salati tulul kıyam. Evet, çok ayakta durarak namaz kılmak namazın en faziletlisidir. Öyle de hadis-i şerif var. Şimdi Allah'a çok yalvarmak, kunut. Allah'a yarvalardan olursunuz eğer 6 kılarsınız. Ve in salleyte semaniyen 8 kılarsanız kütüpte minel faizin. Evet, mutluluğu kazananlardan olursunuz. Derdimiz cennet değil mi? Cennet ebedi mutluluğu değil mi? Onu kazananlardan olursunuz. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem قالت Ümmü Hani قدم عليه السلام مكة فصلى 8 ركعات فقلت ما هذه الصلاة قال هذه صلاة الضحى. Peygamber Mekke'ye geldi. Ümmü Hani anamızın evi şimdiki Rükn-i Yemani'nin karşısında köşede imiş. Osmanlılar ona göre yapmış. Mimar Sinan ezbere değil, dikkat edin. O köşe, Mürkümen köşe, Osmanlı köşesi tam Peygamberimizin orada oturup namaz kıldığı Ümmü Hani'nin evi, halası oraya gelmiş 8 rekat dua namazı kılmış. Bu ne demiş Ümmü Hani? Buna dua namazı derler demiş Ümmü Hani anamıza. Ondan sonra karnım çok acıktı demiş. Bir şeyi getirin. Bir şey yok ya Resulallah. Bir evde bir şey olmaz mı? Ya Resulallah var ama demiş. Utanırım. Ne var? Ekmek kırıntıları var demiş. Ekmek yok da kırıntıları. Getir ya demiş. Getir. Getirmiş. Bir de katıksız olur mu demiş. Ya Resulallah katığım yok. Hele hele. Yok ya. Olmaz olur mu? Var ya ya Resulallah bir sirke var demiş. Sirke katık olur mu? Getir şu sirkeyi. Ekmek kırılan sirkenin içine uvalamış. Sirke ne güzel katıktır. Ne güzel katıktır. Basmış kaşığı. Miden sağlamsa sen diye. Bak sünnet işte. Duha namazı kılmış orada. Bu hadisle sabit görüyorsunuz. 8 rekat kıldı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşin yoksa
daha çok kıl, daha çok kıl. Evet, öyle diyor. Sekiz kere kazananlardan, mutluluğa erenlerden olursunuz. Ve insalleyte aşran lem tübtek leke zelkerizem. Eğer 10 rekata çıkarırsan o gün günah defterine günah yazılmaz. Meleklere böyle emir verilir. 8-10 rekat dua kıldı bu kulum. Sultan yazmalandır. Evet. Günah o gün günah yazılmaz. Ve insalleyte esinte aşrata rekaten 12 rekat kılarsanız 12 rekat ben Allahu leke beyten fil cennet. Cennette muazzam bir köşk bina eder Allah. Sizin içiniz, sizin için. Evet, evet. İmam Nevevi peygamber kendi 8 kıldı ama meten fethi günümüş o. Çok yorgunmuş. Bence 8 kılmak diyor Resulullah uydurmak bakımından en afdalıdır İmam Nevevi. Evet ama şimdi bakın 12 rekata çıkardı. Evet, bunu da yapmak lazım çünkü cennette köşk sahibi olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Tabii bir gün 12 kıldın, bir gün hiçbir şey yok. Afdalul ibadeti edvemühe. İbadetin faziletlisi devamlı yapılandır. Bir gün hep var, bir gün hiç. Her gün yapamıyorsan 12, 2 kıl her gün yap. Her gün yapacaksın. 2 her gün, 4 her gün, 6 her gün, 10 her gün, 12 her gün. Bir gün yok. Her gün afdal olan budur. Muazzam hedefe götürür. Her gün 2 kılıyorum da bugün işim yok. Tamam, bir şey demiyoruz da hiç kılmamak iyi değil. Evet. Şimdi Ebu Hureyre'den nakleden bir hadis-i şerif okuyorum. Duha namazıyla konuşuyoruz ya. Evet. İnne fil cenneti baban yugalu lehu babu duha. Cennetin bir kapısı vardır. Adı duha kapısıdır. Fenkane yemel kıyame nada münad. Kıyamet günü oldu mu bir dellal bağırır. Eynellezine kanu yudimune salate duha. Şu her gün dua namazı kılanlar neredesiniz? Gelin şuraya bakın. Ayrılın şuraya. Size özel tarife var. Aynı hadis okuyorum. Her gün dua kılanlar neredesiniz? Kânû yudîmûne salâte duha. Duha namazını devam ettirenler, her gün kılanlar. Gelin şuraya. Aha şu kapı sizin özel giriş kapınızdır. Hâze bâbüküm fethulûhe birahmetillâhi. Allah'ın merhametiyle size özel hazırladı. Şu kapıdan hadi sıra beklemeyin. Şuradan girin. Özel muamele yaparlar. Her gün dua kılanlara. Hadis okuyorum. Ukbet ibn Amir. Emerna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nusalliye. Evet. Bir suretiyle ve şemsi ve duhaha. Evet. Ve duha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua namazında ve şemsi ve duhaha ve vedduha surelerini okumamızı bize söylerdi. Dua namazı bunlarla kılın buyururlardı. Evet, öyle söylerlerdi. Evet, arz ettiğim gibi güneş yükseldikten sonra sabah namazından 2 saat sonra öğle namazı 45 dakika kalına kadar vakittir bu. Evet. Bu vakit konusunda da çeşitli görüşler var. Size arz ettim en garantilisi. Hadis-i Şerif Ebu Zerr-i Gıfari radıyallahu an bize nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak bizi böyle ibadet aşkı, zevki verdiği kullarından eylesin. Yani bunları tabii alışmamışsın, zorlanacak, nefis diyecek ki ya farz değil, bir şey değil, işine git ya. Ama bunları kılmaya başlayın, ilkin kendinizi zorlarsınız, bir süre sonra öyle bir zevk duyarsınız ki, dua namazını kılmadınız mı, bir tarafın sanki eksikmiş gibi gelir. Öyle seversiniz dua namazını, öyle olunca da öbür tarafta işte özel köşklerde durarsınız.